bizi PNPL güz döneminin ilk maçına hazırladılar. Uçak kalktı. Ben Duke, Serman Yaşar, sevgili Sencerez'le birlikte tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu, güzel bir sezon diliyoruz. Sıkıntılar olduğu net bir şekilde ortaya çıktı ama ben burada S2G'nin de, yani biz S2G'yiz, biz ölmedik ve biz hala bu lobinin en iyi takımıyız ya da en iyi 2-3 takımından biri izleyeceğini düşünüyorum. Bu sefer %50'si suda. Bu sefer bir kere daha su tarafına doğru çektiğini gördük. Kafayı yedik. Şu anda o pozisyon içerisinde, tam kıyı şeridi içerisinde bulunan ekiplerin çok büyük bir şansı var. Fireflux bu arada en batıdan gelip şu anda Lipovka'nın en kuzeyinde yer almayı başardılar. Yani şu anda kara üzerinde bulabildiğiniz herhangi bir nokta kendinizi koruyabileceğiniz sizin için yeterli. Çok fazla iyi pozisyon seçebileceğiniz bir nokta yok. Muhtemelen genel haritanın %1'i oynanabilir bir bölge içerisinde. Mavi Dans'tan bir oyuncu yerde kalmıştı ama kaldırmayı başardılar. Bu arada S2G burada Espor'un üzerine doğru gitmek isteyecek. Şimdi Kayn Namzici'yi yere çekmeyi başardı. Sonrasında göreceğim. O da Silas'ı çekti. Kayn, o da Rezi yere düşürecek. Kalse de yakalanıyor ve S2G ilk oyuna veda eden ekip konumunda. Burada Espor'dan çok net bir savunma izledik. Orada Symphony arkadaşlarını kaldırmaya çalışırken bir an açıkta kalmıştı. Braille Spor'la da Kaos'un birbirine girdiğini görüyoruz sevgili Sencerez. Evet, Braille Spor'un üzerine Kaos da gelmeye çalışacak. Tospik gibisiyle birlikte. Braille Spor şimdi Kaos Espor'u da elemeyi başardı. 14. olarak. Galacticos bu arada alanın içerisine doğru hareketlendi. Şimdi Mavi Dans kadrosu da karşı karşıya kalabilirler. Scarlet yere çekilecek. Kairos tarafından Futurespor'un son bir oyuncusu kaldı demiştik. O şu anda Mavi Dans'a bir çelme takmış gibi gözüküyor. Jon Snow onun çevresinde patlayan bomba. Onu yere çekecek Scarlet. O da bitecek gelen bombayla. Gerçekten olağanüstü bir bomba. Olağanüstü bir bomba. Önce Kairos, sonra Yekta. Galacticos'un başı belada. Apı da Zwolf yere indirdi. Galacticos'un başı belada. Sadece tek bir oyuncuyla kaldılar. Her an lobiye geri gidebilirler. Andorax'ı da yerde gördük. Kayn. Şu ana kadar maçın en iyilerinden biri burada. Bir ara yerdeydi ama arkadaşlar onu kaldırmayı başarmıştı. Son... Geç bu arada Raksi'yi yere çekmeyi başardı. Black kadrosu Seylon'la birlikte orada toparlanmaya çalışacak ama işleri çok zor. Lat ve Keç ikilisi tepeye doğru geldiler. Lat'ın aracından Keç tepelerde. Bakalım Keç mermileri gönderebilecek mi istediği diyecektim. Lat yere düşürüldü o pozisyon içerisinde. Şu anda Black kadrosunda hala hayatta bir oyuncu var. Yalnız Lat devam ediyorlar sürüşü. Bir de sol kaydan ölüm sürüşü. Aksi besine yakın mesafede. Bakalım daha fazla hasar verebilecek mi? Fireflux edecektik ama hayır. Storm Andorax'ı indirdi Mavi Dans için. İlk kayıp olur mu derken Spawn ve Nihat da düştü. Büyük baskın. Spawn gitti bile. Spawn'un garantisi de çekildi. Mavi Dans 4 oyuncuyla hayattayken bir anda 2 oyuncuya düştü. 12 skor. Yalnız Bra 14 skora ulaştı, müthiş. Ve yerde oyuncuları var muhtemelen. Kırcalı ileri tarafa doğru bakıyor. Solkay Frozen skorunu almayı başardı. Fireflux oyuncuları 2 kişi kalmıştı ama yollarına iyi şekilde devam ediyorlar diyecektim. Kırcalı şimdi mermileri gönderiyor. Keç ayağa kalktı. Keç düşürüldü. Solkay'ın bir canı var. O da yere düşürülecek ve Fireflux oyuna veda edecek. Kalan son 3 oyuncu Natix Yekta'ya doğru. Şimdi el bombasını gönderdi. Bakalım hangi takım burada galibiyeti çıkartmayı başaracak. Natix mükemmel bir bomba. Yekta'yı bitirecek o bomba. Kafasına dondurdu Yekta'nın Natix'ten inanılmaz bomba. Birebir pozisyon şu anda Falconist'le birlikte. Natix'in canı çok az. Ozorox galibiyeti almaya çok yakın olabilir. İyi bir açıya sahip şu anda Falconist. Galacticos oyuncusunun da canı az ama kendisini ağacın arkasına atmayı başarınca hızlı şekilde canını yenileyebilecek. 9. alandayız artık, alan 360 dereceye kapanacak. Bakalım hangi oyuncunun ilk olarak ağacı terk etmesi gerekiyor. Falconist açığa çıktı. Şimdi artık avantajın Natix'te olduğunu söyleyebiliriz ama hava yardım paketinin arkasına geldi. Natix vuramadı ilk anda ve evet şimdi tam paketin arkasında. Çok yakın pozisyon. Artık bu noktadan sonra da Natix'in çıkması gerektiğini söyleyebiliriz. Natix alanla birlikte hareketlenmeye başladı. Birebir pozisyondalar. Ve Natix yakalamayı başarıyor Falconist'i ve ilk haritanın kazananı Galacticos kadrosu oluyor. Ama konsantremi sağlayamıyorum. Uçağımız kalktı. Süzülme yapıyor uçak. Neredeyse helikoptere vuruyordu. He. Kaptan ne yapıyorsun? Kaptan ne yapıyorsun? Dijital Atletik şöyle veda ediyor.
Digital Athletics Miramar'da elenen ilk takım oldu. Foot'un da başı beladaki son şampiyon. İlk maçı da çok iyi oynamamıştı Erengel'de. Miramar'da da işler iyi başlamadı onlar için. Galatasaray şimdi evin içinden savunma vurmaya çalışıyor. Simulator aldı. Psikolog garantisinin tek kalan oyuncu konumunda takımının kendisini üst kata doğru atmaya çalışacak. Galatasaray'daki oyuncular bakalım onu takip edecek mi diye baktım. Raum çok dikkatli bir şekilde üst kata doğru çıkmadı. Lovazin pozor skorun garantisini almayı başardı. Şu anda Galatasaray kadrosundan bir skor alındı ama Simulator tek başına onun üzerine doğru koşacak. Şu anda Galatasaray oyuncuları Simulator tam atlarken üst kattan o da yakalanacak ve Ekta'nın yanına basacaklar. Geçmeye basacaklar. Aster Egnon Wild indi. Birebir pozisyon Loxi ve Yekta karşı karşıya ama Loxi çok az canı kalmasına rağmen oyuncuyu yakalamayı başardılar. Bir oyun çok doğru bir agresiflik. Doğru zamanda doğru yere bastılar. Bu arada Sefir kendisinden etkilendi. Defoe yerdeki oyuncunun skor garantisini almayı başardı. Şimdi ona doğru gelen Mermler söz konusu Falconist. Loxi de yere çekmeyi başardı. Hemen tepesinde Boran var. Ona doğru döndü şimdi. Boran da yakalanacak. Denizbank İstanbul Wildcast'te oyuna veda ediyor. Bir oyuncu yok. Ozorox bu arada White Espor'un üzerine gitmiş. Az önce yerde bir oyuncu var demiştik ama şimdi PSV Enjoy ikilisinin yerde olduğunu görüyoruz. Sis bombası içerisine doğru denemeler gelecek Falconist'ten. Ve Ozorox kadrosu buradaki skor puanlarını toplayacak White Espor. 10. olarak bir skor puanıyla oyuna veda ediyor. Yani şu anda kilitler açılmaya çalışılıyor diyecektim. Wild'ın attığı mükemmel bir bomba. İki oyuncuyu yere çekti. Bir de skor garantisi kazandırdı takımına. Yalnızca Galacticos'ta Scarlet hayatta. Kalan Regnum Kari oyuncuları şu anda Scarlet'i de bu noktada saf dışı bırakıp alanın kuzeyinde rahat kalmaya çalışacaklar. Scarlet üst katta kendisini yere doğru bırakıyor. Elinde bir pompalı silah olduğunu söyleyebiliriz. Yakın mesafede gerçekten çok tehlike yaratabilir ama gelen mermiler sonucunda Scarlet'te yakalanacak ve Regnum Kari'ye 10 skor puanı ile birlikte bir sonraki alana ilerlemeye çalışacak. BBI kadrosu kaosun üzerine gitmeye devam ediyor. Matkap yakalandı. Lord Cedric evin içerisinde. Andorex'te Lost'u indirdi. Oscar ve X-Ray ikilisi hayatta Black Espor'a dur demeye çalışacaklar. DBS'ler Bellin iki oyuncu karşısında gördü. Şu anda iki oyuncu da popal atışlarını gönderiyor. Oscar yakın mesafede tehlike yaratacak mı? Hayır. Black kadrosu çıktı dışarıya. Acayip. Kalan iki oyuncuyu da yakalayınca 4 skor puanıyla yoluna devam edecekler. Bra geçen maç 14 skor çekmişti. Maçı kazanamamışlardı ama Regnum Kare şu anda onu geçti. 16 skor çekti ve onlar maçı da kazanabilir. Çok daha yüksek bir galibiyet puanına gidebilirler. Bra 14 skor çekip Erengel'de maçı kazanamamıştı. Miramar'da Regnum Kari'ye şovu devam ediyor. Dark yerde. Şeylin bu arada bitirildikten sonra artık bütün Regnum Kari oyuncularının dikkati BBR kadrosunda olacak. Onlar da yerde bir oyuncu var. Şu anda bir oyuncunun skor garantisi alınmıştı. Bir oyuncu alan dışarısında kaldı ve Regnum Kari'ye günün ikinci karşılaşmasını kazanmayı başarıyor. Bomba gibi başladı PNPL. Harikulade bir Erengel. Üstüne müthiş bir Miramar. Sıra geldi minik küçük yaramaza. Nedir onun adı? Minik küçük yaramaz. Ne yaramaz acaba? Çocuk. Hangi harita acaba? O tabii Sanok, ki. Sanok, 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 Sanok. Evet işte Sanok'ta kötü uçak olmaz. Bu da zaten. Evet. Dinlemek isteyecek, toplamak isteyecek. Black kadrosu Silas'ın üzerine doğru gitmek istiyor. Silas tek başına yakalandı. Tehlike yaratabilir. Yani PC var elinde. Mermileri gönderecek. Black oyuncuları şimdi evin içerisine doğru girecekler. Silas yakın mesafede Salem tarafından yakalanacak. Pompalının yakın mesafedeki gücü. Silas'ı burada yere çekecek. S2G 3 oyuncu artık bu Sanok haritasına devam etmek zorunda. Aldığınız 2-3 skor puanına oyuncu kaybetmek ki oyunun geri kalan kısımlarında işinizi bir hali zorlaştırıyor derken şu anda takaslar var. Sexy Loxi yere çekti, skor garantisi şimdi alındı. Sexy tarafından Tron yakın mesafede, onun elinde pompalısı var. Şu anda bir BBR kadrosunda evin içerisinde bir oyuncu yerde. Tron çekti eline el bombasını. Wild'la birlikte Regnum Kari'ye geçtiğimiz karşılaşmayı kazanmıştı. Bakalım Tron ve Wild ikilisi neler yapacaklar. Dark bitirilecek Tron'un attığı bomba sonucunda. BBR 3 oyuncu Tron şimdi yere çekildi. Lihov tarafından Scarface o da görmediğimiz bölgede Körcarı'ya düşürecek. Şu anda karşılıklı olarak takımların birbirine ateş ettiğini görüyoruz. Regnum Kari'ye da Wild tek başına kaldı. Takım arkadaşı Tron da yere çekildi çünkü Wild hızlı şekilde canını yenilemek istiyor ama yani bu kadar savaşın ortasında tek başına neler yapabilecek diyecektim ki gelen bomba sonucunda o da bitirilecek. Regnum Kari'ye oyuna ilk veda eden ekip konumunda. Buraya Spor'du şu anda. Digital Athletics de çok yakın konumlardalar ve Digital Athletics de bir anda oyuna veda etti. Arka arkaya Sanok'ta. Buraya Spor 4 skor. Kırcalı yerdeydi. Solkay, Lats ve Solus'a şöyle bir baktı. Tospik'te orada sıkıntı
yaşayan isimlerden biri. Snows bitirildi Kırıcalı tarafından. Uzi de Tospik tarafından önce yere çekildi. Çok büyük bir elenme tehdidiyle karşı karşıya GTS. DMM kalmadı. Lost ve Crow'un da elenmesiyle beraber Brat tabii ki şunu söylemek lazım. Siyah beyaz. Bakalım. Black 3 oyuncuyla hayatta olan da tek takım bu arada. Brat'a günün yıldızı Kane. Şu anda yılan pozisyonunda içeriye şimdi bir kafa uzatıldı ve orada CC'yi Nox yere indirmeyi başardı. BBR da tek oyuncuya düşecek. Black takımı galibiyet için önemli adımlar atmaya devam ediyor. BBR'e de gider. Kane Raksisko garantisini almaya çalışacak. Şimdi ileri tarafa doğru baktı. YT Spor 3. olarak oyuna veda etti. Birebir pozisyondalar. Ceylan'ın canı çok az. Karşısında Kane var. Buraya Spor galibiyeti almayı başarıyor. Çok zor pozisyondan. Arapları da o stabilliği devam ettirmeye çalışacak. Evet. Bunlar çok farklı noktalar ama tabii ki PNPL uzun bir süreç olduğu için yani 6 hafta lig oynayacak bu takımlar. 7. haftaya geçtiğimizde finalleri oynayacaklar. O yüzden yeterli bol bol süreleri var diyebiliriz ve maçımıza da geçiyoruz sanki. Alanın içerisinde bulunuyorlar ama iki oyuncularını kaybetmeleri sebebiyle zorlu bir mücadele onları bekliyor olacak. Şu anda Lux'ın karşısına gelen Aptospor oyuncuları vardı. Lux bir oyuncuyu düşürdü ama sonrasında Rip7 DBS'ye bekliyor oyuncuları düşürecek. Sonrasında buraya geldi. Takım arkadaşına yardım getirmek istiyor. Arvin yere çekmeyi başardı. Rami skorunu takımına kazandırıyor olacak. Şimdi içerisinde bir oyuncu var. Birebir pozisyondalar. Arkadan gelen mermiler de var. Sonrasında kendinin bir an önce güvenilir bir pozisyon atması lazım diyecektim ki tepelerden Nexia kadrosu Solus'u yakaladı. Fireflag son 5. olarak oyuna veda ediyor. Acayip şeyler olur yapıyor. Olur böyle vakalar. Aynen öyle. Şimdi maçımıza dönüyoruz. Crespo ilerilere doğru bakmaya devam ediyor. Hamsici'yi gördü yanlış görmediysem. Kasi ezilerek düşürüldükten elendiler. Sonra ve teker teker elinecekler mi bakalım. Evet. Ve Hamsici skoru geldikten sonra S2G'nin de elendiğini görüyoruz. Bir de etraflarını püskürtmeleri gereken bir Digital Athletics var diyecektim. Scarface çoktan düşürüldü. Crespo geldi. Crespo geliyor. Aracıyla beraber buraya geldi. S12 kasıyla mermi atmaya devam ediyor. Bütün oyuncuları saniyesinde bitiriyor. Ama onlara da gelen mermiler var. Getso belki elendi ama burası herkese mezar olacak gibi. Nexus'un aşağı tarafa doğru el bombalarını göndererek buradaki skor puanlarını istediğini söylüyor. Nexus'a ekibi dokunma. O da aracıyla birlikte geldi. Frozen'ın atmış olduğu bomba. Upor'u yakalayınca yerdeki oyuncular da bitecek ve Digital Athletics kadrosu 7. olarak 4 skorla oyuna veda ediyor. Az önce şunu söylemiştin. Tek oyuncu kalan takımlar belki de karar verici mekanizma olabilir diye. Kisi şu anda onu yapıyor. Frozen bu arada BBR'dan bir oyuncuyu attı bombayla yere çekmeyi başardı. Yani yükseklik avantajı da artık buradan sonra Nexia'da olacak. Frozen bindi bagisine. Bitti bu arada. Garantisi gelecek. Evet 3'e 2 artık adam avantajının Nexia kadrosunda olduğunu söyleyebiliriz. Ezmeyi başardı. Ezerek düşürmeyi başaracak. Sonrasında kalan oyuncu da ezilecek. Ve takım böylelikle BBR kadrosu evet oyuna veda ediyor. Üçüncü olarak takım arkadaşı kurtarıldıktan sonra yalnızca Nexia'nın bu galibiyet için önündeki engel kesiyor diyebiliriz. Kendisini yere bıraktı. Canı çok az. Tepeye doğru artık tırmanmaya başladılar. Dokunma aracıyla birlikte hemen ağacın arkasına geldi ve dokunmanın atışlarıyla kesiyor bitirilecek Nexia. Günün ikinci erengelini kazanmayı başarıyor. Stanime her türlü saç yakışır, her şey yakışır diyerek son Miramar haritasına geçişimizi sağlıyoruz. Esports bir oyuncu kaybetti. Galatasaray bir tane kaybetti. Bir de yerde oyuncuları var. Bakalım kaldırabilecekler mi? Lewis buraya bakmaya devam ederken Lovazin'de düştü. Lovazin'de düştü ve artık önlerinde tek bir oyuncu kalacak. Bakalım onu da düşürebilecekler mi? Grexi elindeki DBS'ini konuşturmaya devam ediyor. Grexi yukarıya da çıkacak muhtemelen. Slater'ın üzerine doğru gidecektir. Ya o DBS işte az önce sen bahsettin o pompalılar can yakacak diye buranın bir kazananı olmadı. Birebir pozisyona kadar gelmiş durumda şu anda. Grexi iki oyuncuyu az önce çok güzel atışlarla yakalamayı başarmıştı. Simulator mı yoksa Grex'in bakalım buranın kazananı olacak. Simulator mermileri gönderdi. Şimdi bombasını çekecekti eline Grex'i. Hemen aşağı kata doğru atladı. Elinde DBS'i var. Yakın mesafede atışlar denenecek. Simulator takım arkadaşlarının intikamını almış oldu. Böylelikle Grex'i elenince Galatasaray burada 3 skor puanıyla 16. olarak oyuna veda ederken
güney bölgesine doğru ayrıldılar. Bu arada Simulator karşısında Ozorox'tan Falconet var. Canı azdı. Simulator oyuncuyu da yakalamayı başarıyor. Skorların garantisini birer birer topluyor. Erken aşamada Galatasaray'la girdikleri savaşta tek kalmıştı Simulator. İyi işler yapmaya devam ediyor. 4 skor puanına kadar çıkmış durumda. Yani bu saatten sonra elense bile Simulator takımına çok büyük katkı yapmış olacak. O 2 puan bile çok çok önemli. Bu arada Tron düşürülmüştü. Valta düşürülüyor. Gelen bombalarla beraber Bra bir kez daha kendi istediği savaşı buluyor gibi duruyor. Tospik yere düşürülmüştü ama o da Kırcalı'nın ileriye attığı bombalardan sonra rahat bir şekilde kaldırılacak. Skor garantisi için gönderilen bombalar bir yerini buluyor. Ama onlar da biraz açıkta kaldılar. Şimdi bu arada Nexia'da düşen oyuncular var. Üzerlerine basan Digital Athletics bakalım kazanabilecek mi? Scarface yerde. Dokuma bir cana kadar düşürülmüştü. Onu yere düşürmeyi başarıyorlar ve Nexia'dan teker teker skorları çekiyorlar. Yekta'nın da nerede olduğunu biliyor Digital Athletics. Son oyuncuları Scarface'i de kaldırıp 4'e 1 bir pozisyon oynarlar. Owner'ı görüyoruz. GMT'de o da yeni transferlerden bir tanesi. İleriye doğru molotofunu gönderdi ve takım arkadaşları buraya geliyor. Kane önde. Kane'i düşürmeyi başardılar. Kane'i düşürdükten sonra diğer oyunculara da göz dikmiş durumdalar. Araca doğru mermiler geliyor. Aracı patlatamadılar. Ve ileriye çekilen bir bomba var. O bomba doğru giderse, doğru pişirilmişse büyük problem yaratır diyecektim. Ghost yere düştü. Tospik ileriye doğru gidiyor. GBS'iyle beraber Tospik yanındaki takım arkadaşını düşürmeyi başardı. Ve artık burada öne geçen taraf Bra oldu diyebiliriz. Yani Bra hem geri düşüyor ama öyle bir ayaklanıyor ki rakiplerine dar ediyor o konumu. 2 pozisyon. Hılacı da bitirecekler. Kırcalı'yı kaldırırlarsa belki 3'e 2'ye kadar gelebilir ama Tospik DBS ile ileriye gitmeye devam ediyor. Tospik çok yaklaştı. Önünde hemen Owner var. Ama aracı patlama hasarıyla beraber o da düşürülecek ve geride girdiği savaştan önde çıkan bir Bra var. 16 oyuncu oyun sonundayız. İnanılmaz gerçekten Bra buraya gelmeye devam ediyor. Hall'un elinden bu bölgeyi isteyecekler. Çünkü alana girişleri için önlerinde tek bir engel kaldı. O da Hall ekibi. Oscar canını yeniledikten sonra biraz daha farklı bir bölgede bulunuyordu. Takım arkadaşlarını koruma ateşi göndermek isteyebilir Beast. Evin içerisinde canı çok fazla azaltıldı. Tospik düşürülecek. Coldex tarafından Digital Athletics buraya mermi göndermeye devam ediyor. Çünkü alan o kadar küçük ki her yerden mermi geliyor. Beklemedikleri açılardan bile gelebilir bu mermiler. Takımların dikkatli olması gerekiyor. Kör Cerrah dışarıya doğru çıktı. Takım arkadaşlarını hala kaldıramadılar. Ve şu anda kaldırdıktan sonra can basmasını bekleyip artık hızlı oynamak zorundalar diyebiliriz. Kırcalı yakın mesafede. Mermileri göndermek istiyor. Beast'in üzerine doğru şimdi agresif bir oyun gelecek. Zesi takım arkadaşına yardım götürmek istiyor. Beast attı yere oyuncuyu yakalamayı başardı. 15 mermi. Kadrosu da 5 skorda. 3 oyuncu olarak devam ediyorlar. Arkadan gelen mermiler vardı. Bra Espor'un 5. olarak elenmesiyle birlikte artık son 4 takımdayız. Race tek başına alan içerisinde bulunmaya devam ediyor. 9. alana doğru gidiyoruz. Şöyle bir bakıyorum kimse ortaya yakın değil. Aslında kimseye bir avantaj ya da dezavantaj yazamayacağız evet, gibi. Evet burada alan çok kritik olacak aslında. Scott 9. alan geldikten sonra alan kapanmaya başlayacak ve alan kapanmaya başladıktan sonra alanın kenarındaki takımlar birazcık problem yaşayıp alanın içerisine doğru girmek istediklerinde aslında o büyük savaşı izleyeceğiz. 10 skor puanında Mavi Dans. Şu anda Spron hemen aşağısında Scarface var. Oyun şunun için söylemiştim. Alan 360 derece kapandığında hiçbirine avantaj yazamam belki diyecektim ama Scarface düşürülecek. 60 oldukları mermilerle beraber Mavi Dans ekibi galibiyete adım adım ilerliyor. 2-1-1 pozisyona kadar getirdiler. Bakalım bir clutch göreceğiz mi? Yoksa beklenen oyun sonu Mavi Dans için geliyor mu? Raze'i de düşürüyorlar. Artık 12 skora kadar ulaştılar. 13 için Upfor'un üzerine gelecekler. Onun da konumunu az çok biliyorlar. Upfor mermileri gönderiyor Nihat'ın üzerinde. Nihat yere düşürüldü. Spron'a da mermi gönderiyor. İkisinde canı çok azaltıldı. Upfor'un biraz daha canı az ama bakalım kazanabilecek mi? Spron geldi. Mavi Dans'a galibiyeti getiriyor. Şimdi sırada Mavi Dans var. 38 puanı var. Aynı puana sahip Regnum Caria. İki takım da güzel bir maç çıkardılar. Nexria 36 puanlı 4. sırada. 5. sırada ise Black var. Ozorox, Bad Boys ve White günün ortalama bir skorunu tutturmamış olsalar da stabil oyunlarıyla renk kattılar güne. Yarın daha farklı olacaktır diye düşünüyoruz. Benim 3 olmam lazım desem. Sen hala oradasın.